Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Gazlar, plazmalar ve hal değişim grafikleri diyeceğiz arkadaşlar. Bu konuyla birlikte maddenin halleri ünitesinde sonuna gelmiş olacağız. Şimdiye kadar neler yapmıştık şöyle bir genel hatırlama yapalım. Maddenin fiziksel halleri demiş genel olarak halleri ve hal değişimlerini tanımlamıştık. Ardından katılar ve katı türleri üzerine konuşmuştuk. Sonrasında sıvılar deyip sıvılarda viskozite, buharlaşma, kaynama dolayısıyla da denge buhar basıncı... Kaynama noktası gibi e, büyüklükleri değerleri ifade etmiş bunlar üzerine konuşmuştuk. Şimdi geldik gazlar plazmalar ve hal değişim grafiklerini tanımlamaya. Neler öğreneceğiz peki içeriğimizde neler olacak? Öncelikle gazların genel özelliklerini şöyle bir hatırlıyor olacağız. Ardından basınç hacim sıcaklık ve miktar gibi gazların temel bazı özelliklerini ve birbiriyle ilişkili olan bu özellikleri tanımlıyor ve bunların birimleri üzerine konuşuyor olacağız. Sonrasında hal değişim grafiklerinden bahsedeceğiz maddelerin saf maddelerin özellikle tabii ki ısınma ve soğuma grafikleri üzerine yorumlar yapacağız. Ve son olarak da plazmalardan bahsediyor olacağız. Bundan sonra da ünitemizi tamamlamış olacağız. O zaman konuya dalmadan önce tabii ki bir ödevlendirmemizi yapalım bakalım. Sıfırdan 9'a kimya kitabını karşımıza alıyoruz arkadaşlar burada. Şimdiye kadar neler yapmıştık ve şimdi sorumlu olduğumuz kısım neler şöyle bir bahsedecek olursak Medlinler ünitesinde maddenalleri ve katılar ve sıvılar kısmı tamamen bitti artık gazlar ve plazmalar kısmını yani 174 sayfadan başlayan kısmı çözmeye başlayabiliriz arkadaşlar üniteyi tamamladığımız için bu defa ünite testleri de Tabii ki ödevimiz olacak yani 174'ten 196'ya kadar çalışılmamış yer bırakmayalım bu kitabımızda hemen şöyle bir neler varmış nerelere bakmamız neler yapmamız gerekiyormuş onlardan bir bahsedelim arkadaşlar kitabımızda sol tarafta her zaman bir Konu anlatım kısmı olacak, konu anlatım sayfası olacak ve burada anlatılanlarla ilgili hemen yan tarafta bizi sorular bekliyor olacak. Her sayfada yeni bir konu ve onunla ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik bazı konu anlatım ve soru kısımları da mevcut arkadaşlar kitabımızda. Onları da tabii ki es geçmiyoruz. Kısımları bölümleri tamamladıktan sonra da bölüm testleri yer alacak. Bölümleri tamamladıktan sonra tamamı bittikten sonra da ünite testleri bizi bekliyor olacak. Ünite testlerini de tamamlayarak konuya oldukça hakim olacağız. Ve tabii ki doğa ve kimya konusuna e, ünitesine başlıyor olacağız bir sonraki dersimizde. Diyelim ki herhangi bir sayfada herhangi bir yerde çözemediğimiz ya da kafamızı karıştıran bir soru oldu. Kare kodlar, bunun için var arkadaşlar. Video çözümleri sayesinde bütün eksiklerimizi giderebiliriz. Diyelim ki bu kitabı tamamladık. Her şey bitti mi? Tabii ki bitmedi. Dinamo Kimya kitabı da bir diğer ödevimiz olacak. Bunu da çalışmamız, buradaki kısımları da tamamlamamız gerekiyor. Buradaki ödev sayfalarımızı değerlendirecek olursak maddenin hallerinde yine gazlar ve plazmalar şeklinde bu bölümleri bitireceğiz. Yani 168'den ta 191'e kadar çözülmemiş yer bırakmayacağız arkadaşlar. Peki buradaki ödevlerimiz neler var, içerikte neler var? Onlara bakacak olursak bu defa da her sayfada bir tane çözümlü örnek var. Bu çözümlü örnek bize konuyu hatırlatan örnek oluyor aslında. Konuyu hatırladıktan sonra da her sayfada dört tane soru bizim çözmemiz için orada bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde bir çözümlü örnek ve 4 soru şeklinde e, soruları tamamlayacağız yine fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların da bulunduğu bir kitap var karşımızda arkadaşlar. Üniteyi tamamladıktan sonra ne olacak peki? Karşımıza e, bölüm tarama testleri ardından ünite tekrar testleri çıkacak. Onları tamamladıktan sonra fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların olduğu bir testimiz olacak. Sonrasında ÖSYM tarzında soruların bulunduğu ve yine ünitenin geneline bakış atan sorularımız yer alacak ve son olarak da yazılı tipi sorularla bu konuyu artık ben tamamen biliyorum her şeyi yaparım karşıma istedikleri soruyu çıkarsınlar diyecek pozisyona geleceğiz. Yine aynı şekilde kare kodlarımız bu kitabımızda da mevcut çözemediğimiz bütün soruların video çözümlerine bakabiliriz kendimizi geliştirebiliriz arkadaşlar. O zaman ödevleri de aldığımıza göre haydi dalalım bakalım. Maddenin gaz halini şöyle bir hatırlayacak olursak arkadaşlar genel özellikleri nelerdi? Hangi nitelikleri taşıyorlardı ve bu özellikler sayesinde kazandıkları bazı durumlar vardı. Bunlar nelerdi? Öncelikle tanecikler arası boşluktan bahsederek başlamıştık. Gene öyle yapalım. Tanecikler arası boşluğun çok fazla olduğu bir fiziksel halden bahsediyoruz burada. Oldukça uzak duruyor tanecikler birbirinden. Bu da gaz halini maddenin en düzensiz hali yapıyor arkadaşlar. Unutmuyoruz katılarda tanecikler arası boşluk çok çok azdı. Bu tanecikler birbirine çok yakın durduğu için de oldukça düzenli bir haldi. Katı bu nedenle maddenin en düzenli haliydi. Gaz hale geldiğimiz zaman tanecikler birbirinden en uzak durduğu hal gaz halidir. Bu da onu maddenin en düzensiz hali yapar arkadaşlar. Şimdi şekil ve hacimden bahsederken katılarda demiştik ki hem belirli şekilleri hem de belirli hacimleri vardır katıların. Sıvılara geçtikten sonra dedik ki sıvıların yine hacimleri bellidir ama bu defa şekilleri değişir. Bulundukları kabın kapladıkları kısmının şeklini aynen alırlar demiştik. Çünkü yayılabiliyorlardı hacim kapladıkları yere kadar ama gazlara geldiğimiz zaman bulundukları kabın tamamını dolduracak şekilde yayılır gazlar dolayısıyla bunlar da ne belirli bir şekil vardır ne de belirli bir hacim vardır. Bulundukları kabın hacmi neyse o gazın hacmi odur. Bulundukları kabın şekli neyse o gazın şekli de odur diyeceğiz. Dolayısıyla bulundukları kabın hem hacmini hem de şeklini alır diyeceğiz gazları tanımlarken arkadaşlar. Taneciklerin hareketine geldiğimiz zaman yine hatırlayarak gidelim. Katılar için demiştik ki katılar o kadar düzenli haldeler ki tanecikler sadece ve sadece titreşim hareketi yapabiliyorlar. Bunun dışında herhangi bir hareket şansları yok. Sıvılara geldiğimiz zaman titreşimin yanı sıra artık öteleme hareketi de yapabiliyorlardı. Bu nedenle sıvılar akışkanken katılar akışkan değildi. Gazlara geldiğimiz zaman artık daha yüksek enerjili bir hal var. Dolayısıyla tanecikler daha farklı hareketlerde yapabiliyorlar. Ne gibi? Tanecikler tabii ki katıların yaptığı bu titreşim hareketini yapabiliyor gazlarda da. Aynı şekilde sıvıların yaptığı öteleme hareketini yine gazlar da yapabiliyor. Bunların yanı sıra bir de dönme hareketi yapabilecek kadar yüksek enerjili taneciklerden bahsediyoruz arkadaşlar ve öteleme hareketi buradaki önemli bir hareketti. Çünkü maddenin akışkan olup olmamasına öteleme hareketi karar veriyordu. Katılar neden akışkan değil? Çünkü öteleme hareketi yapamıyorlar. Sıvılar, gazlar ve plazmalar neden akışkanlar? Çünkü öteleme hareketi yapabiliyorlar. Ve tanecikler arasındaki boşluğun bu çok fazla olmasından dolayı tanecikleri birbirine daha yakın pozisyona getirebiliriz dışarıdan basınç uygulayarak. Yani sıkıştırabiliriz katılar ve sıvılar için sıkıştırılamaz demiştik. Tanecikler arasındaki boşluğun azlığından dolayı ancak gazlarda bu tam tersine dönüyor. Tanecikler arasındaki boşluk çok fazla olduğu için kolaylıkla sıkıştırmak mümkün oluyor maddenin gaz halini. Şimdi gazların bazı temel özellikleri var. Dört tane çok önemli özellik var. Bunlar da birbiriyle ilişkili olan özellikler. gazların bütün niteliklerini aslında bu dört temel özellik belirliyor. Ne bunlar peki? Basınç, Sıcaklık, hacim ve miktar şeklinde bu özellikleri belirliyor olacağız arkadaşlar. Tanımlayacak olursak bu genel özellikleri. Öncelikle basınç diyelim. Gaz taneciklerinin karp çeperlerine birim yüzeye uyguladığı dik kuvvete biz basınç adını vereceğiz arkadaşlar. Ee, basınç hani dik kuvvet olarak sıvılarda ve gazlarda, katılarda da aynı şekilde aslında tanımlanıyordu. Tabii ki gazlarda bu biraz daha e, mikro boyutta düşünmeyi gerektiriyor. Tanecikler sürekli ve her yöne hareket ediyorlardı. Çünkü bulundukları kabın hacmini tamamen dolduruyorlardı. Bu e, hareketleri sayesinde bu hareketleri esnasında da hem birbirleriyle hem de kap çeperleriyle çarpışmalar yapıyorlar. İşte bu çarpışmalar bize o gazın basıncı ile ilgili bilgi veriyor. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Birim yüzey dediğimiz için yüzeyi ne kadar küçültürsek bizi, birim yüze uygulanan çarpma sayısı o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla basınç da o kadar yüksek olacaktır. Yani basıncın yüksek olmasını istiyorsak hacmi düşük tutmamız gerekiyor. Peki bu çarpmayı ve çarpmadan kaynaklanan kuvveti başka ne etkiler? Bir de sıcaklık etkiler. Yani ne kadar sıcak olursa o kadar hızlı hareket eder. Çünkü sıcaklık ortalama kinetik enerjiydi. Yani hareketin fazla olması demek oluyordu. Dolayısıyla sıcaklığı artırdığımız zaman yine bu çarpma sayısı artacaktır. Dolayısıyla basınç aynı zamanda sıcaklıkla da ilişkili. Bir de miktarı ne kadar artırırsak yani ne kadar fazla gaz taneciği varsa ortamda o kadar fazla tanecik çarpma yapacaktır. Dolayısıyla buradan yine basınç da artacaktır. Aslında bu e, dört büyüklük birbiriyle bu şekilde bağlantılı olacak. Yani hacim ve basınç ters orantılı olacak. Hacim ne kadar yüksekse basınç o kadar düşük olacak. Sıcaklık ve miktar ise basınçla doğru orantılı olacak. Bunlar ne kadar yüksekse çarpma sayısı ve çarpmadan kaynaklanan kuvvet o kadar yüksek olacağı için basınç artıyordur diyeceğiz. Peki basıncın birimlerini değerlendirecek olursak. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bilmemiz gereken atmosfer ...türünden birimimiz olacak. Genellikle karşımıza atmosfer basıncı çıkacak. Aslında bir atmosfer demek açık hava basıncı demek oluyor. Daha doğrusu deniz seviyesindeki ölçülebilen açık hava basıncının karşılığı bir atmosferdir arkadaşlar. Bunun sıvı civa kullanılarak uygulanan sıvı civanın yaptığı sıvı basıncı ile kıyaslaması da mevcut. Ve buna göre santimetre civa veya milimetre civa şeklinde birimlerimiz mevcut. Eğer santimetre civaya çevirmek istiyorsak bir atmosfer basıncı bunun 76 santimetre civaya eşit olduğunu bilmemiz gerekecek. Yani 76 santimetre yüksekliğindeki civanın tabanına uyguladığı sıvı basıncı deniz seviyesindeki açık hava basıncına eşittir. Bu nedenle de 76 santimetre civalık bir basınç bir atmosfer basıncı eşittir diyeceğiz. Bunun yanı sıra eğer şu santimetreyi Milimetreye çevirecek olsaydık derdik ki burası 760 milimetre civa eşit olacaktır çünkü aynı şekilde hani dedik ya 76 santimetrelik e, civanın tabanına uyguladığı basınçtır bu e, aynı şey 760 milimetre civa'ya denk geliyordur dolayısıyla milimetre civa karşılığında basıncı da bu şekilde ifade edebiliriz. Milimetre civa ise tor cinsinden birime eşittir dolayısıyla aynı durumda bu 760 Tora eşittir şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bu dört bilimi birimi biliyor olmamız gerekiyor önemli olacak. Hacmi tanımlayacak olursak şimdi ne dedik? Gazlar bulundukları kabın tamamına yayılırlar, tam olarak doldururlar ve hem hacmini hem şeklini alırlar dedik. Dolayısıyla kabın bir gazın hacmini hesaplamak istiyorsak sadece bulunduğu kabın hacmine bakmamız yeterli olacaktır. Yani bir gazı biz 500 mililitrelik bir pet şişenin içerisine koyduysak oradaki gazın hacmi 500 mililitredir. Onun kapağını açıp odanın içerisinde tamamen yayılmasını beklersek artık aynı gazın hacmi odanın hacmine eşittir. Dolayısıyla kabın hacmi bulundukları ortamın hacmi neyse doğrudan gazın hacmi de odur diyebiliriz. Peki hacimde bakacağımız değerlendireceğimiz e, birimler neler olacak? Litre ve desimetre küp buradaki temel birimlerimiz olacak arkadaşlar ve bunlar birbirine eşitler. Şimdi litrenin binde birini değerlendirecek olursak bu bir mililitreye denk gelecektir. Eğer desimetre küpün binde birini almak istiyorsak bu da bir santimetre küpe eşit olacaktır. Dolayısıyla bir mililitre ile de bir santimetre küp birbirine eşittir. Ve bunların birbiriyle kıyaslamasını yapacak olursak ne dedik? Litrenin binde biri yani önüne gelen bu mili ismi aslında binde birini aldığımız anlamına gelecektir. Dolayısıyla bir litre demek bin mililitre demektir. O zaman aynı şekilde şunu da söyleyebiliriz. Bir desimetre küpte bin santimetre küpe eşittir. E, dolayısıyla mililitre ile santimetre küp arasındaki bu eşitlik durumunu da rahatlıkla belirtebiliriz. Bir diğer önemli özelliğimiz ise sıcaklık olacak arkadaşlar. Sıcaklığın tanımı bakın soru olarak da karşımıza sık sık çıkacak çok önemli bir tanım var karşımızda. Yorum sorularında da yine bunu değerlendirmemiz gerekecek. Sıcaklık aslında taneciklerin ortalama kinetik enerjisine dair bir büyüklüktür. Sıcaklık bize o maddenin ortalama kinetik enerjisini verir. Yani 100 santigrat derece sıcaklıkta helyum ve neon gazları olsun mesela farklı gazlar bunlar ama bunların sıcaklıklarının aynı olması bize şunu ifade eder. Demek ki ortalama kinetik enerjileri birbirine eşitmiş. Burada İki tane birim karşımıza çıkacak. E, günlük hayatımızda bizim sıklıkla kullandığımız hava durumunu izlerken dinlediğimiz birim olan santigrat derece sıcaklık veya bir diğer adıyla Celsius biriminden sıcaklık çıkacak. Bir de bilim dünyasında asıl kullanılan ve mutlak sıcaklık olarak ifade edilen Kelvin türünden sıcaklık olacak arkadaşlar. Bunlar arasındaki geçiş Kelvin büyük T sembolü ile gösterilir. E, santigrat derece yani Celsius küçük t sembolü ile gösterilir bunu da unutmuyoruz. Bunlar arasındaki geçişi yapmak istiyorsak santigrat derecenin üzerine 273 eklememiz yeterli olacak. Yani 0 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyorsak bu 273 kelvin'e eşit olacak. 27 santigrat derece sıcaklık 300 kelvin'e eşit olacak. Sadece 273 ile toplamamız yeterli bir bilgi bize verecek arkadaşlar. Burada şu bilgiyi unutmuyoruz. E, eksi 273 santigrat derece inilebilecek en düşük sıcaklıktır. Yani bunun altında bir sıcaklığı ölçme şansımız yok. Çünkü sıfır kelvin yani eksi 273 santigrat derece kinetik enerjinin sıfırlandığı an olarak değerlendirilir arkadaşlar. Dolayısıyla sıfır kelvin demek mutlak sıfır demektir. Daha altında bir sıcaklık yok. O yüzden kelvin karşımıza mutlak sıcaklık ifadesiyle de çıkabilir yani mutlak sıcaklığı 300 olan bir gazdan bahsediyorsak bize burada demek ki Kelvin cinsinden sıcaklığın 300 olmasından bahsediliyormuş. O zaman santigrat derece karşılığı nedir? Hemen 273'ü 300'den çıkarırız ve demek ki 27 santigrat derece sıcaklıktan bahsediliyormuş şeklinde yorumlarız. Miktara gelecek olursak arkadaşlar miktar tanecik sayısını ifade eder bizim için. Hani bir sınıftaki öğrenci miktarını nasıl belirlersin? Öğrenci sayısını söylersin. Dersin ki 24 tane öğrenci var. buradaki oradaki miktarı belirler. E, Gazlardan bahsediyorsak da gaz tanecikleri. Bu tanecik gazın yapısına göre tabii ki değişir. Bir helyum gazından bahsediyorsan oradaki atom sayısını ifade edersin. Karbondioksit gazından bahsediyorsan molekül yapısı bulunduğu için molekül sayısını ifade edersin. Yani temel tanecik her neyse... Onun sayısı bize miktarı verir ve biz bunu mol cinsinden ifade ederiz. Peki bu bir mol ne demek oluyor? Bir mol Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik demek oluyor. Eğer bir molekül yapısı ise 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülü ifade ediyordur. Eğer bir atom yapısı ise bir soy gazdan bahsediyorsak mesela yine Avogadro sayısı kadar bu tanecik sayısında atom demek oluyor. İşte bunların dördü birbiriyle oldukça yakından ilişkili olan dört kavram ve dört büyüklüktür arkadaşlar. Şimdi gelelim hal değişim grafikleri üzerine yorum yapmaya. Saf maddelerin hal değişimlerinden bahsediyorsak bu önceden de sahip olduğumuz bir bilgidir ki e, hal değişimi esnasında maddelerin sıcaklıkları tabii ki saf maddelerin sıcaklıkları sabittir. Yani su e, buz daha doğrusu atıyorum. Eksi 20 santigrat derecedeki bir buz varsa biz bunu ısıtmaya başladığımız zaman ne yapar? Zamanla sıcaklık artar artar artar. Ta ki 0 santigrat dereceye gelene kadar. Çünkü 0 santigrat derece buz için erime noktasıdır. Burada hal değişimi başlar. Nereye kadar? Tamamı sıvı hale geçene kadar. Şimdi tamamı sıvı hale geçtiği zaman artık e, hal değişimi bitmiştir. Dolayısıyla bizim sisteme verdiğimiz enerji... ...sıcaklığın artması için yeniden kullanılmaya başlanabilir. Dolayısıyla bir sisteme enerji veriyorsak... ...ve hal değişiminin dışında bir sıcaklık değerindeyse... ...verdiğimiz bu ısı ne yapacaktır? Sıcaklığın artması için kullanılacaktır. Ama hal değişimi anına geldiğimizde... ...verdiğimiz ısı hal değişimi için kullanılacağı için... ...sıcaklıkta herhangi bir artış beklemeyiz. Sıvı yani su olsun burada mesela örneğimiz... ...biz ısı vermeye başladıkça sıcaklığın artırmaya devam eder. Ta ki nereye kadar? 100 santigrat dereceye gelene kadar yani kaynama noktasına ulaşılana kadar kaynama noktasına geldikten sonra yine verdiğimiz ısı bu defa e, buharlaşma için kullanılır. Sıvı halden gaz hale geçiş için kullanılır dolayısıyla böyle bir hal geçiş durumunda sıcaklık yine sabit kalır ta ki ne zamana kadar ortamdaki maddelerin tamamı gaz hale geçene kadar. Gaz hale geçtikten sonra verdiğimiz ısıyla yine kinetik enerji artmaya devam edebilir. Dolayısıyla Saf bir maddenin hal değişimini burada gördüğümüz gibi 5 farklı bölgede değerlendirebiliriz. Elimizde katı bir saf madde olsun ve biz bunu ısıtıyor olalım. Şimdi birinci, üçüncü ve beşinci bölgeye baktığımız zaman birbirleriyle benzer özellikler taşıyorlar. Neden? Sıcaklığın arttığı bölgeler buralar. Ama ikinci ve dördüncü bölgeyi değerlendirdiğimiz zaman burada maddenin hal değiştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla birinci bölgede hangi hal var? Sadece ve sadece katı hal var. Üçüncü bölgede sadece sıvı, beşinci bölgede sadece gaz halinin olduğunu görüyoruz. Ama ikinci ve dördüncü bölgeye geldiğimiz zaman burada erime veya tam tersi bir geçiş varsa donma olayı gerçekleşiyordur. Yani ortamda hem katı hem sıvı halde maddelerin olduğunu gözlemleriz. Dolayısıyla burada hem katı hem sıvı olduğu için görüntü itibariyle ne deriz? Bakın birinci, üçüncü ve beşinci bölge. Sadece katı, sadece sıvı, sadece gaz. Dolayısıyla homojen bir görüntü var. Ama ikinci ve beşinci bölgelere baktığımız zaman burada katı ve sıvı aynı anda var. Burada sıvıdan gaza geçiş var. Dolayısıyla hem sıvı var ortamda hem gaz var. Dolayısıyla hem ikinci hem dördüncü bölgede görüntü olarak heterojen bir görüntü mevcut. Bunun dışında Enerji ile ilgili ne söyleriz? Şimdi zaman diyoruz ve ısınma grafiği var işin içerisinde. Dolayısıyla biz sisteme sürekli enerji veriyoruz dışarıdan. Isı enerjisi veriyoruz. Ve sistem aldığı bu enerjiyi değerlendiriyor. Başka bir enerji türüne çeviriyor. Birinci bölgede bakın sıcaklığın arttığını görüyoruz. Sıcaklığın artması ne demek oluyor? Hani sıcaklığın tanımından yola çıkarak yorumlayalım bunu. Sıcaklık ortalama kinetik enerji demekti. Dolayısıyla sıcaklığın artması kinetik enerjinin artması demek. Kinetik enerjiyi birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde yani sıcaklığın arttığı bölgelerde artar. Potansiyel enerjiye geldiğimiz zaman potansiyel enerji maddenin fiziksel haline bağlı olan bir enerjidir arkadaşlar. Dolayısıyla suyun katı halinin potansiyel enerjisi bellidir. Sıvı halinin bellidir. Gaz halinin bellidir. O yüzden birinci bölgede madde hep katı halde. Başka bir hal yok. Dolayısıyla potansiyel enerjisi sabit. Burada sadece sıvı, burada sadece gaz faz var. Dolayısıyla birinci, üçüncü, beşinci bölgelerde potansiyel enerji sabittir. Herhangi bir değişim gerçekleşmez. Hal değişimi yoksa. Ama ikinci ve dördüncü bölgelere baktığımız zaman burada da madde hal değiştiriyor. Hal değiştirdiği için sıcaklığı sabit. Sıcaklığı sabit olduğu için kinetik enerjisi ne yapacak? Kinetik enerjisi de sabit kalacaktır. Sıcaklık değişmediği sürece Ortalama kinetik enerjide herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Dolayısıyla bu defa kinetik enerji sabit. E peki verdiğimiz enerji nereye gidiyor? bir sonuçta sisteme enerji vermeye devam ediyoruz. İşte burada potansiyel enerjide değişim gerçekleşmeye başlıyor. Potansiyel enerji bu aralıklarda artar diyor olacağız arkadaşlar. Isınma grafiğini bu şekilde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla... Bir katının ısıtılmaya başladıktan sonra sıcaklığın sabit kaldığı ilk an erime veya tabii ki bir diğer adıyla hani geri yöndeki tepkimesini düşündüğümüz zaman donma anıdır. Ee, bir diğer kısım ise sıcaklığın sabit kaldığı diğer aralık ise e, buharlaşma veya yoğuşma anıdır. Dolayısıyla bu andaki sıcaklığa kaynama noktası tam ilk hal değişimi anına da erime noktası adını veriyor olacağız. Tabii ki bunun tam tersi de mevcut. Yani ısınma grafiğinde yukarıya doğru çıkan bir eğilim görürken soğuma grafiği varsa karşımızda bunun gibi bu defa da aşağı doğru bir eğilim olacak. Neden? Çünkü e, biz sistemden sürekli enerji alıyoruz bu defa. Biz sistemden enerji aldıkça gaz fazındaki bir maddeden bir sıcaklık alırsak ne olacak? Bu defa ilk hal değişimi buhar artı sıvı olduğu bölgede yani yoğuşmanın başladığı anda gerçekleşecek ve yoğuşma tamamlanana kadar yani gaz haldeki bütün madde sıvı hale dönene kadar sıcaklık sabit kalacak. Dolayısıyla yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bunu bölgelere ayıracak olursak birinci, üçüncü ve beşinci bölge sıcaklığın düştüğü bölgeler olduğu için ve sadece belli fazla maddelerin bulunduğu için yani birinci bölgede ne var? Sadece gaz fazında veya buhar fazında madde var. İkinci bölgede buhar artı sıvı var. Üçüncü bölgede sadece sıvı fazla maddeler var. Beşinci bölgede de sadece katı fazla maddeler var. Dolayısıyla homojen bir görüntü olacak. Aynı şekilde ikinci ve dördüncü bölgede birden fazla fazla madde olduğu için heterojen bir görüntü olacak. Birinci, üçüncü, beşinci bölgelerde bu defa kinetik enerji düşüyor olacak. Sıcaklığın düşmesi demek kinetik enerjinin düşmesi demek olacak. İkinci ve dördüncü bölgelerde kinetik enerji sabit kalacak, sıcaklık sabit kaldığı için bakacağımız tek şey bu olacak yani. Birinci, üçüncü ve beşinci bölgelerde hal değişimi olmadığı için potansiyel enerji sabittir diyeceğiz. Ama ikinci ve dördüncü bölgelerde hal değişimi gerçekleştiği için potansiyel enerjinin bu defa düştüğünü ifade edeceğiz çünkü daha düşük enerjili bir fiziksel hale geçiş olduğunu görüyoruz eğer soğuma grafiklerinden bahsediyorsak. Gelelim maddenin plazma halinden bahsetmeye birazcık da. Maddenin plazma halini arkadaşlar şöyle maddenin fiziksel hallerini genel olarak bir grafikle hatırlayalım. Demiştik ki madde en düşük enerjili hali katıdır. Sonrasında sıvı hale geçer. Sonrasında gaz hale geçer. Biz eğer daha da fazla enerji vermeye devam edecek olursak plazma hale geçer. Yani plazma gaz halinde daha yüksek enerjili Durumudur. Peki bir gazın plazma hale geçmesi ne demek oluyor arkadaşlar? Tanım çok önemli burada. Plazmaları iyonize olmuş gaz olarak tanımlıyor olacağız. Iyonize olmuş. Yani verdiğimiz enerji sayesinde artık ortamda iyonlar oluşmaya başlayacak ve e, elektronlar serbestçe dolaşmaya başlayacak. Dolayısıyla aslında plazma hali biz bir karışım gibi düşünebiliriz. Bu karışımda neler var peki? Elektronlar var, serbestçe dolaşan anyonlar var. ...katyonlar var ve molekül yapıları var. Bunların birlikte oluşturduğu yapıya biz plazma hali diyeceğiz. Ancak şuna dikkat edeceğiz. Plazma hali evet yüklü tanecikler içeriyor. O yüzden iyonize olmuş şeklinde isimlendiriyoruz ama... ...toplam yüke baktığımız zaman nötrallik söz konusu. Çünkü gaz halindeyken nötralli bu. Atıyorum bu bir hidrojen molekülüydü, H2 molekülüydü. Biz buna enerji verdik. Verdiğimiz bu enerji sayesinde ortama elektronlar çıktı, anyonlar çıktı, katyonlar çıktı ve bazı moleküller de moleküller yapıda kalmaya devam etti. E baştan ötürse ve biz ortamdan herhangi bir şekilde elektron alıp vermediysek toplam ortamda nötrallik kendini korumaya devam edecek. Enerji konusuna gelecek olursak arkadaşlar ne dedik? En düşük enerjiden en yüksek enerjiye doğru sıralama böyle sağa doğru gidiyor. Yani biz maddeye enerji verdikçe maddenin fiziksel hali sağa doğru yönelir. Dolayısıyla en yüksek enerjili haldir arkadaşlar bu. Yüksek enerjili. Gaz haliyle arasındaki en önemli farklılık burası. Bakın katı hal maddenin hem en düzenli halidir hem de en düşük enerjili halidir. Ama yüksek enerji ve düzensizlik birbirinden farklı mevzular. Çünkü plazma en yüksek enerjilidir. Gaz haline biz enerji verdikten sonra plazmaya geçiş gerçekleşir. Ancak düzensizlik konusuna geldiğimiz zaman Burada iyonlar oluştuğu için gaz hali plazma haline geçtiği için artık tanecikler arasında daha güçlü etkileşimler oluşur. Dolayısıyla tanecikler arasındaki boşluklar azalır. Gaz hali göre daha düşük boşluklar mevcuttur. Bu da plazma halin gaz haline göre daha düzenli olmasını sağlar. Yani daha yüksek enerjili olmasına rağmen daha düzenli bir haldir gaz, plazma hali. Bu yüklü tanecikler içerdiği için gaz halinden en en önemli farkı e, elektrik ve manyetik alandan etkileniyor olması arkadaşlar. Gaz hali nötral bir durum olduğu için tamamen nötr olduğu için ve yüklü tanecik içermediği için elektrik ve manyetik alandan etkilenmez. Ama plazmalara geldiğimiz zaman her ne kadar toplamda nötrallik söz konusu olsa da içerdiği bu yüklü tanecikler sayesinde elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Aynı zamanda ısı ve elektriği de ışık hızında ileten bir fiziksel halden bahsediyoruz arkadaşlar. İçerdiği bu tanecikler hem de çok yüksek enerjili tanecikler dolayısıyla çok hızlı hareket edebilme şansına sahip olan tanecikler elektriği ve ısıyı iletmelerini sağlar. Bir diğer önemli özelliği de ışınma yapmaları arkadaşlar. Şimdi buna ateşi örnek olarak verebiliriz mesela ya da güneşi plazma haline örnek olarak verebiliriz. Burada ışınmaları görüyoruz. Işınmanın sebebi nedir peki? madde yüksek enerjili bir hale geçiyor ama bu yüksek enerjide kalmak istemiyor çünkü maddelerin genel olarak eğilimleri düşük enerjili olmak ve olabildiğince düzensiz halde kalmaktır. Şimdi iki eğilimde maddenin gaz halde olmasını ister. Yani bütün maddeler gaz hale geri dönmek isterler. Plazma halinde bulunmak istemezler. İşte plazma halinden gaz hale geçiş yapmak için de açığa bu enerjilerini geri vermeleri gerekiyor. Çıkarmaları gerekiyor. Bu enerjiyi de ancak ışıma yoluyla ışık yayarak geri verebilirler. Dolayısıyla da plazma hali ateşi yaktığımız zaman bu yüksek enerjiden kurtulurken ışık açığa çıkarırlar, ışıma yaparlar veya güneşin ışıma yapmasının sebebi yine e, bu e, düşük enerjili hale geçiş isteğidir diyebiliriz. <laughs> Plazmaları doğal plazmalar ve yapay plazmalar olarak ikiye ayırabiliriz. Bu arada dünyada, dünya demeyelim evrendeki maddelerin yüzde %99'unun üzerinde bir miktarı diyebiliriz arkadaşlar plazma halindedir. Yani günlük hayatımızda evet çok fazla plazmayla Temas halinde değiliz. Karşımızda sürekli katı sıvı ya da gaz halinde maddeler var. Ama evrenli düşündüğümüz zaman ve yıldızların plazma halinde olduğunu göz önüne aldığımız zaman e, maddelerin büyük çoğunluğunun plazma halinde olduğunu belirtebiliriz. Doğal olarak oluşan plazmalar güneş, e, yıldızların tamamı, yıldırım olayı ve ateş doğal plazma kategorisine girer arkadaşlar. Dikkatinizi çekeyim burada ışımaların varlığını görüyoruz yapay plazmalara geldiğimiz zaman yani bizim ürettiğimiz plazmalarda neon tüpler mesela bir örnek floresan lambalar içeriğindeki neon gazının plazma haline geçişi sayesinde aslında ışıma yaparlar. Dolayısıyla floresan lambaları plazma fiziksel haline örnek olarak verebiliriz. Veya plazma küreler, plazma televizyonlar yine maddenin plazma haline örnek olarak verilebilir. <laughs> Haydi birkaç tane soru çözelim o zaman hep birlikte. Gazları niteleyen ortak özelliklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. ilk sorumuz bu şekilde. Demiş ki bize gaz taneciklerinin birbiriyle ve kap çeperleriyle yaptıkları esnek çarpışmalar sonucu birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete basınç adı verilir. Tam da basınç için yaptığımız tanım karşımızda var arkadaşlar. Dolayısıyla doğru bir ifade. Mutlak sıcaklık Celsius cinsinden ifade edilir ve taneciklerin ortalama kinetik enerjisini ifade eder. Şimdi ikinci kısım doğru, evet e, taneciklerin ortalama kinetik enerjisi ile ilgili bir büyüklüğü ifade eder sıcaklık bizim için ancak mutlak sıcaklık dediğimiz şey, Celsius değil Kelvin cinsinden sıcaklıktı ve K gibi bir sembolle gösteriliyordu. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış bir ifade oldu. Mutlak sıcaklık deyince ne demiştik hemen hatırlayalım, e, sıfır Kelvin demek mutlak sıfır demektir. Daha düşük sıcaklığın olmadığı bir durum demektir. Dolayısıyla negatif sayılarla asla Kelvin cinsinden sıcaklığı ifade edemeyeceğiz biz. Bu nedenle de mutlak sıcaklık olarak Kelvin'i değerlendireceğiz. Gazların tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için sıkıştırılamazlar diyor. Zaten aslında yorum olarak, mantık olarak cümlede hata var. Tanecikleri arasında boşluk çok fazlaysa bu kısmı doğru. Gazların tanecikleri arasında boşluk çok çok fazladır. Bunları birbirine yaklaştırma şansına sahip oluruz. Sadece biraz basınç uygulamamız yeterli olur. Dolayısıyla sıkıştırılabilirler olması gerekiyordu. Üçüncü ifademizde yanlış olduğu nedenle hangileri doğrudur demiş. Sadece birinci ifademiz doğru. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde. Bir diğer soruya bakacak olursak. Demiş ki bize saf maddelerin hal değişimleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Düzenli olarak ısıtılan saf bir maddenin hal değiştirirken potansiyel enerjisi artar demiş. Arkadaşlar ısıtıyormuşuz biz maddeyi. Isıttığımız maddenin tabii ki potansiyel enerjisinin arttığını göreceğiz. E, hal değişimi esnasında saf maddelerin sıcaklıkları sabit kalıyordu. Bu durumda kinetik enerjisi sabit kalacak ama potansiyel enerji maddenin fiziksel haline bağlı olan bir enerji türü olduğu için tabii ki e, potansiyel enerjisinde artış olduğunu görürüz. Saf maddeler hal değişimi sırasında homojen görünümlüdür. Hal değişimi sırasında diyor arkadaşlar. Yani eğer erime söz konusuysa katı ve sıvı vardır. Bir buharlaşma söz konusuysa sıvı ve gaz aynı ortamdadır. Dolayısıyla hal değişimi sırasında homojen değil heterojen bir görüntü vardır. Saf bir madde soğutulurken hal değiştirmiyorsa ortalama kinetik enerjisi azalır. Eğer hal değiştirmiyorsa bu ne demek? Sıcaklığın düşmesi demek oluyor. Yani bir maddeye enerji veriyorsan iki ihtimal vardı. Ya sıcaklığı artar ya hal değiştirir. Veya soğutuyorsan ya sıcaklığı düşer ya da hal değiştirir. Dolayısıyla sıcaklığı azalacaktır soğutulurken. Buna göre sıcaklığın tanımı da ortalama kinetik enerjinin büyüklüğüdür. Bu şekilde ifade ettiğimiz için e, ortalama kinetik enerjinin tabii ki azalmasını bekleyeceğiz. Yani üçüncü ifademiz doğrudur. Birinci ve üçüncü ifadeler doğru olduğu için cevabımız tabii ki C seçeneğindedir dedik. Yine bir soru daha çözelim hep birlikte. Maddenin plazma haliyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş bu defa. Doğal ve yapay plazmalar olmak üzere ikiye ayırdık biz daha az önce. Bu ifademiz tabii ki doğru bir ifade. Hani güneşi, ateşi, yıldırımı, şimşeyi doğal plazma örnek olarak vermiştik. Plazma küre gibi ya da floresan lamba gibi yapay plazmalar da mevcuttur. Üzerine uygulanan etkiyi ışık hızında iletir. Dedik ki elektrik ve manyetik alandan etkilenir. Çünkü plazma hal dediğimiz şey iyonize olmuş gazdır. Yani ortamda yüklü tanecikler vardır. Ortamdaki bu yüklü taneciklerden dolayı da e, ışık hızında elektriği veya ısıyı iletme şansına sahiptir. Bu iyonize olmuş gaz tanımı aslında fiziksel haller arasındaki değişimiz de bize söylüyordu. Bunu da hatırlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? Maddenin gaz halden plazma haline geçişine iyonizasyon, plazma halden gaz hali dönüşüne ise deiyonizasyon olarak isimlendiriyorduk. Dışarıya karşı nötral yapıda olduğundan elektrik ve manyetik alandan etkilenmez demiş. Bu ifadenin hemen üstünü çiziyoruz. Çünkü evet dışarıya karşı toplamda nötral bir pozisyonda ama yüklü tanecikler içeriyor. Yüklü tanecikler içerdiği için de hem elektrik hem de manyetik alandan etkilenir dedik. Dolayısıyla birinci ve ikinci, ikinci ifadelerimiz doğru olduğu için cevabımız tabii ki C seçeneğinde yer aldı. Neler öğrendik? Şöyle hemen bir özetleyelim arkadaşlar. Dedi ki maddenin en düzensiz hali gaz halidir. Çünkü tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Ancak maddenin en yüksek enerjili hali plazma halidir dedik. E, ee, Gaz halinin enerji alarak dönüştüğü fiziksel hal plazma hali olduğu için gaz halinin temel özellikleri basınç, hacim, sıcaklık ve miktardır dedik ve tanımları üzerine konuştuk. Maddenin hal değişimi özellikleri ısınma ve soğuma grafikleriyle incelenebilir dedik hal değişme esnasında sıcaklığın sabit olduğunu dolayısıyla kinetik enerjisinin sabit kaldığını, hal değişimi yoksa sıcaklığın değiştiğini dolayısıyla sıcaklık değişiminden ötürü kinetik enerjinin değiştiğini ancak bu defada potansiyel enerjinin sabit kaldığını belirttik. Maddenin en yüksek enerjili hali olarak da plazmanın bulunduğunu belirttik arkadaşlar. O zaman güzelce tekrarımızda yaptığımıza göre ne yapıyoruz? ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.